Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine Binance gününde karşınızdayım. Arkadaşlar bir 4 gündür falan Binance günlüğü çekemedik. Canlı yayın videosunda da söylemiştik. Ciddi bir hastalık geçiriyorum. Bugün biraz daha iyiyim. O yüzden Binance gününü 3-4 günlük çekeceğiz bu sefer. Çekmek durumunda kaldık. Ama bu zamanda da zaten Binance'a böyle çok ciddi haberler yoktu. Bütün Binance günlüğünde olduğu gibi yine Bitcoin'den başlayacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Bitcoin bu hafta 9400 dolarlara kadar hızlı bir şekilde geldi. Sonrasında hafif bir düzeltmeyle işte 8400'lere çıktı. Şu an 8850 civarlarında. Bugün de yaklaşık 3 defa yanlış hatırlamıyorsam 4000 9000 dolarları tekrar test etti. Bu seviyelerde kalması üstü için her zaman umut verici arkadaşlar. Biliyorsunuz burada da yerini sağlamlaştırdığı zaman daha önceki Binance günlüklerinde de bahsetmiştik. Yaralanma öncesi şu anki seviyesi gayet iyi. Daha üstlere bir üst seviye kendini atacaktır. Bir üst seviye ne derseniz 9500 diyelim. 10.000 dolar olur mu sorusu var. Soranlar var arkadaşlar. Ben bu soruya sadece neden olmasın diyeyim. Bu şekilde cevap vermiş olayım. Ama genel olarak Bitcoin'de yönün yukarı ve olumlu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah herkesin istediği gibi bir sonuçla karşılaşırız. Şimdi Binance'da neler olmuş arkadaşlar? İşte Binance ada ve deşi esnek birikimlere koydu. Esnek birikimler ne arkadaşlar? İşte belli bir miktarda parayı yatırıyorsunuz. Belli bir miktarda coin'i olduğu zaman spotta gidiyorsunuz oradaki tuşa basıyorsunuz hemen şurada esnek birikimlerde. Şuraya giriyorsunuz işte Türkçe'de birikimler yazıyor. Giriyorsunuz size günlük bir faiz yatırıyor. İstediğiniz zaman da o coinleri alıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu esnek birikim. Binance günlüğü çekmesek de bu data ile ilgili bu haberi zaten çekmiştim yarışma. Çünkü önemliydi. Hatta onda da şunu söylemiştim. Sağ üstte şu an veriyorum o videoyu da arkadaşlar. İşte Data Coin ile ilgili yarışma var. Bu bir hacim yarışması. Dikkatli olun. Data aşağı yukarı hareket yapar demiştim. İşte yarışma başlayan veri arkadaşlar %10 yukarı %20 aşağı tarzında data hareketler yaptı. O anlamda da o videomuzu izleyen birçok kişi bu konuda zarar görmemiş oldu. Çünkü şu an datada bir işlem yarışması olduğu için hem alım hem satımlar da işleme dahil olduğu için gerçek veriler değil arkadaşlar bunlar. Yani dataya yapılan gerçek işlemler değil. Tamamen yarışma için alma ve satma üzerine kurulu bir yarışma olduğu için bunun etkisini data görmekte. Zaten videoyu da izlerseniz ne demek istediğimi orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. Başka ne olmuş arkadaşlar? İşte yine Arpa ve Elrond ERD'yi işte bu sefer de kilitli birikime koymuş Binance. Kilitli birikim ne arkadaşlar? İşte bu coinlerden işte mesela 7 gün, 14 gün ya da 30 gün Binance'a veriyorsunuz, kilitliyorsunuz onu. Onun karşılığında size bir faiz veriyor. Binance gününde bahsedeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başta söylemeyi unuttum. Her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Binance vadeli işlemlere yani futures borsasına ilk kez giriş yapacaklar. Türkiye referans kodunu kullanırsa aşağıda da vermiş olacağım. %10 komisyon indiriminden faydalanmış olacaklar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum.